Devam edelim turumuza. Cansu Tosun ve Şebnem Hassane Sugi şüphesiz galanın en şık iki hanımefendisiydi. Merak ediyoruz filmi. İzleyeceğiz. Göreceğiz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde kadro bomba gibi zaten. Onun için bayağı heyecanlıyız. Devrim Özkan, Türkiye'de futbol oynayan dünya ünlü futbolcu Mario İcardi ile fotoğrafına ve aşk yaşadığına dair çıkan iddialara cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde İcardi ile bir fotoğrafımız basına yansımıştı. İcardi'nin eşinden de ayrılması aslında hani yeni aşk dedikodularını da birlikte getirdi. Böyle bir dedikodu gerçeği yansıtıyor mudur, görüşüyor musunuz yoksa bir tanışma yemeği miydi? Gündemimiz Hazine Filmi. Onlar için buradayız. Ben bu konuda bir şey söylemeyeyim. Hepimiz arkadaş olarak bir araya geldik. Bu kadarını söyleyeyim. Hepimiz arkadaşız. İnsanlar arkadaş olabilirler. Bir eniştemiz olacak. Kimin eniştesi olur, kim sizin yengeniz olur ben bilemem ama ben Hazine Filmi için buradayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Büşra Pekin bir sinema projesi için imaj değiştirmiş ve sarı Büşra olmuştu. İşimiz çok güzel alıyoruz şu anda. Çok güzel bir kadroyla çok güzel bir iş çektik. Ben de onun için bu imaj değişikliğine büründüm zaten. Yeni imajıyla hayali karakter Barbie'ye benzetilen Büşra Pekin'in kalbi boş. Barbie'nin keni var. Büşra'nın keni ne zaman olacak diye soruyor muhabirler. Pembeyi çok seviyorum. Genel olarak da. Bugün de dışarıdaydım ve dışarıdaki kombinime bir topuklu ayakkabı ekleyerek bir gala şıklığına yaklaşmaya çalıştım. Yani çok da yaklaşmamış olabilirim ama. Onu Barbie'ye benzettik ama keni ne zaman göreceğiz yanımızda? Bilmem. Gerçekten şu an ben de bilmiyorum. Teşekkür ederim. Güzel temennileriniz için. Çok mersi. Evet, şu anda kendimiz yok. Oyuncu kadrosunda bulunan Şükran Ovalı, galaya derin göğüs dekolteli bir elbiseyle katıldı. Çağlar Çorumlu, Nevşehir'deki film çekiminde soğuktan dolmuş. Nevşehir'de çektik, soğuk bir havada çektik ama müthiş bir prodüksiyon, müthiş bir yapım vardı. Çağlar Çorumlu konuşmasını bitirip mikrofonların konulduğu masadan ayrılırken muhabirler Şükran Ovalı'ya seslendi. Ona sözü verecekti ancak Çorumlu da Ovalı'ya sözü Serkan Keskin'e ver der gibiydi. Burada minik bir kriz yaşandı sanırız. Serkan Keskin. Ah merhaba, hoş geldiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok değişik bir film oldu bence. Kendi kara komedi türünde de ben fark yaratacağını düşünüyorum. Şükran Ovalı'dan sonra mikrofona Boran Kuzum geçti. O da uzun konuştu. Bazı oyuncularla böyle göz göze geldiğiniz zaman, aynı frekansı yakaladığınız zaman çok gülersiniz bir şeylere. İşte bu hanımefendi benim için öyle biri. Biz göz göze gelemiyoruz. Muhabirler son olarak Serkan Keskin'e sözü verdiğinde bakın neler yaşandı. Evet, o an öyleydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz size. Ben konuşmak zorunda değilim. Önemi yok ya, boş ver. Eyvallah, teşekkürler. Hazine filmi 4 Kasım'da sinemalarda. Abim lan ben tanımadım. Sen kel değil miydi ya? Bir gala krizi daha geldi. Galada oyuncuların röportaj vermek üzere yan yana dizilimi sırasında magazin muhabiri arkadaşlarımız tabii ki hani daha çok magazinle içli dışlı olan, daha çok şöhret konuşmayı seven isimleri öne alıyorlar. Fakat burada da Şükran Ovalı ve Serkan Keskin arasında, daha doğrusu Serkan Keskin'le medyada daha şöhret olan oyuncular grubu arasında bir sıkıntı var. Şimdi Çağlar Çorumlu sözü bittikten sonra Serkan Keskin'e bırakmak istiyor sözü. Ama orada muhabir arkadaşlarımız Şükran Ovalı'yı alayım deyince Şükran Ovalı mikrofonun başına geçiyor ve Serkan Keskin'in yüz ifadesine bak. O anda evet, değişiyor zaten. Değişiyor. O anda bir geriliyor, belli etmiyor. Muhabir arkadaşlarımız sizden de bir şeyler dinleyelim deyince ben konuşmak istemiyorum diyor. Bozulmuş çünkü. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Onlar deneyimli, usta oyuncular. Evet. Tabii ki yapımcı, yönetmen nasıl ünlü bir kadını, hoş ve güzel bir kadını seçme şeyine sahipse, lüksüne sahipse, magazin muhabiri arkadaşlarımız da mikrofonu öncelikle ortamda bir kadın varsa zaten hemen mikrofonu öncelik kadının olması. Öncelik kadını olur. Başrol olsa da olmasa da ki Şükran Ovalı da çok hoş duruyor. Ya da daha şöhretli olan Boran Kuzum'a gidebilir. Sürekli ekranda ve iddialı filmlerde olan yani Çağlar Çorumlu'ya gidebilir. Daha şöhretli derken Bence orada hepsi değerli ve değer usta. Başka bir şey, şöhret başka bir şey. Evet. Yani onun ayrımını yapabiliyoruz. İkisini aynı anda taşıyan çok az. Bizim ülkemizde var öyle ya. Ne olsun, gene de bu kamera karşısında yüz mimikleri yok, hiçbir şey yok. Sadece kız güzeldi ya da çocuk yakışıklı diye oynatıyoruz yani. Evet. Serkan Keskin zaten çok objektiflere, kameraları seven ve alışık olan biri değil. Bir tek proje anlatmayı seviyor. Evet. Proje anlatmayı seven isimlerden. Muhabir arkadaşlarımız da biraz onu tahmin etmiş olabilirler ama orada da ne anlatacak ki başka zaten. Ama bozulmuş çok. Bozulmuş belli. Şurada 5 kişi otursa, İkisi kameraya, objektife ve bizlere daha alışık insanlar olsa, o 5 kişi içinden Gülşen ve Müge de önceliği 2 kişiye verir ki bir konuşma olsun. Evet. Hiç sevmeyen ve zorla orada olan birisine gider misin? Gitmem. Yok. Her an terse düşebilir. Biraz önceki haberde Büşra Pekin saçlarını Gülse Birsel'in filmi için sarıya boyattı. Sarı saçlar yakışmış mı? Biraz zordur o rengi kullanmak. Çok zor. Dipler hemen gelir. Onda da gelmiş zaten. Şu yanlardan belli oluyor. Sürekli dip boyası. Siz karşılaşmışsınız galiba galada. Evet. Sürekli yani onu da dedim. Bir de ben çok biliyorsunuz şey kullanıyordum. Böyle gri falan kullanıyordum bir ara. Dip boyası çıkıyor. Dip boyası yaptırıyorsun ama onu yıkatırken o oryal tekrardan saç uçlarına geliyor. O sağlam olan saçlarında gidiyor. Her seferinde, her seferinde. Bak ben kel kaldım yani. Şu an mecburen koyu kullanıyorum. Bir de bu... Çok mu gitti saçlar? Gitti. Bu kadar şu an benim kendi saçım. Uzatmaya çalışıyorum. Ve zayıflıyordu değil mi? O gürlük de gidiyor. Çok, sen kuaförü yani zengin etmişsindir eğer sponsorun değilse. Öyle onun saçlar da yanmış gibi duruyor yalnız. Evet. İstersen gördüm zaten o da yanları gitti dedi yani. Bak yanlar belli. Evet. O yüzden kulak arkası yapıyoruz. Bu bizim şeyimizdir. Oryal'den yanan saçları hemen kulak arkası yapıyoruz. Tabii yapıştırıyoruz buraları. Devam edelim. Kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Ölüm haberini oyuncu Menderes Samancılar verdi. Rıza Akın hayatını kaybetmeseydi 3 yıl önce evlendiği Japon eşiyle 19 Kasım'da Japonya'ya gideceklerdi. Ajda Pekkan'dan üzen haber geldi. Birkaç gün önce dans ettiği görüntüsüyle gündeme gelen Ajda Pekkan sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğini çatlattı. Uyku sersemliğiyle lavaboya kalkan ve düşen Pekkan, kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındı. Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri alıyoruz. Dönmezsen dönme canım sağ olsun. Evet, Ajda Pekkan'ın dün 5 saat süren operasyonun ardından bir süre müşahede altında tutuldu. Sonra normal odaya alındı. 45 gün fizik tedavi görecek. Sonrasında da biraz dinlendikten sonra sahnelere geri döndü.